efendim. ETV Anhaber Bülten'e mutlu akşamlar diliyorum. Günün önemli haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, Mayıs'ta çok yoğun. Hizmetler bir tarafta, aday adayları bir tarafta, belirlenen adaylar bir tarafta. Bizler de bunlara ayak uyduruyoruz basın ekibiyle. Evet, evet, ilk haberimize de başlıyoruz. Bir takım temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere köprü başına giren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Borlu Mahallesi'nde ziyarette bulundu efendim. Sık sık Manisalı hemşerileriyle buluşarak görüş ve talepleri dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı ilçe programında Borlu Mahallesi'ni de ziyaret etti. Mahalle girişinde Muhtar Hüseyin Ali Korucu ve vatandaşlar tarafından karşılanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Teşekkür ederim Bakan Başkanımıza. Teşekkür ederim. Kendisini karşılamaya gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Ergün çocuklara harçlık dağıtırken aynı zamanda top ve kırtasiye seti de hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha sonra Borlu'da Kenan Evren Caddesi üzerinde vatandaşlarla selamlaştı. Cadde üzerinde bulunan esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, esnafların ve vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtladı. Ergün, daha sonra kahvede Borlu vatandaşların konuğu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla köprü başında hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Ergün, Borlu Mahallesi'nde yapılması planlanan altyapı ve üst yapı çalışmalarını anlattı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette Başkan Ergün vatandaşların sorularını da içtenlikle yanıtladı. Bugün sayısını 200'e getirdiğimiz bu sayı en az 1088 mahallenin 800'ünde bana göre yenilenmesi lazım. Yani bunlar bugünün sorunları değil. İnşallah Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bunları yavaş yavaş her yıl bir 100 tane 150 tane daha yapma gayreti içerisinde olacağız. O yüzden sizler ilkin içerisinde yer almış olmanızdan çok büyük şanslısınız. Öncelikle helal hoş olsun yapılan hizmetler. Allah bin kere razı olsun. Yani köyümüzün altyapısını, üst yapısını, bütün yani köye yapılmak isteyen her şeyi tamamıyla yaptı. Köyümüz çok memnun. Zaten kalabalıktan da belli yani. Bunun için gereken neyse Allah'ın izniyle köyümüzün her şeyi tamamlandı yani. Şu durumda. Kendisine Allah bin kere razı olsun. Biz en büyük başkan Cengiz Başkan diyoruz. İyi ki var yani. İyi ki Manisa'mıza başkan olmuş yani. Allah razı olsun kendisine. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşılı Şehit Uzman Çavuş Hikmet Güler'in babası Muammer Güler'i ziyarette bulundu. Selamünaleyküm. İyi misiniz? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Eylül 2012 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Köprübaşılı Uzman Çavuş Hikmet Güler'in babası Muammer Güler'i ziyarette bulundu. Şükür olsun, işte biz de burada yalanmıyoruz. Başkan Ergün'ün köprü başına bağlı Yumuklar Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Güler'e gerçekleştirdiği ziyarette kendisine Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, MHP Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu'yu da Köprübaşı Muhtarlıkları İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti. Bu vatanın bekası için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet nandıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ufak bir yüzden. Hatırlarsın. Efendim, ne bu vatan evlatlarını şehit verelim ne de bu tarz ziyaretlerde bulunsun. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben hep bunu söylerim. Bunu da savunurum. Evet. İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle Şehzadeler ilçesi için, Sanayici Uğur Kraloğlu Yunus Emre ilçesi için ise Mimar Reşat Oğuz Ege aday adayını açıkladı efendim. Evet, şimdi dediğim gibi aday adayları artık hızlı bir şekilde bu ara haberleri vereceğiz size efendim. Zaman süre çok az kaldı. Kendini tanıtmak için acilen bir süreye ihtiyaç var. Bizde gelen bu tarz haberleri değerlendiriyoruz. Sizin de bilgileriniz olsun diye. Evet, Yunus Emre ilçesi Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, 2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden muhtarlık için aday olduğunu açıkladı.
Yunus Emre ilçesi Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran 2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden muhtarlık için aday olduğunu açıkladı. Daha önce kendi belediye ilimiz vardı. Büyükşehir'le birlikte mahalleye döndük. Tabii bu bize bayağı bir sıkıntılar getirdi. Evet. Benim de Muradiye için sıkıntılı bir dönem oldu. Hizmet anlamında belki bir şeyler yapıldı ama geçikleri de yapıldı. Tabii belediyede yeni kurulan bir belediye. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Onlar da sorunlara ulaşmakta zorluk çektiler. 89 mahalle, hepsinin ayrı ayrı sorunu. Bunlarla bir anda ilgilenmek, özellikle Muradiye son 5 yılda çok gelişti. 2014 yılında seçime girdiğimizde 6500 nüfusumuz vardı. Şu anda 30.000 nüfusumuz var. Tabii sorunlar da bunun beraberinde geldi. Üzerimize düşeni muhtar olarak yaptık. Her derdi sıkıntıyı, bize gelen her derdi sıkıntıyı anında ilgili kurumlara bildirdik. Geri dönüşlerde bazen sıkıntı yaşadık. Sorunların giderilmesi anlamında. Dediğimiz şeyler tam zamanında olmadı. Acil bizde yapılması gereken en öncelikli altyapı. Evet. Altyapı ve su şebeği. Şu anda mevcut olan Muradiye'yi kaldırmıyor altyapı. 2019'da yapılacak olan seçimde aday mısınız? Allah nasip ederse adayım. Yerel seçimlerde sadece belediye başkanları tabii ittifak yok şimdi. Az önce izlediğiniz haberlerde, muhtarlarda. İttifak olduğu zaman hem seçimin tadı kaçmış oluyor hem bir yarış haline geçip başka bir şekilde dönüşmüş oluyor. Sadece yerel seçimlerde tabii başkan adayları, muhtar adayları da kendi içerisinde ittifak olmadığı için özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Yarış halindeler ve yapacakları hizmetler ve projelerden bahsediyorlar. Efendim Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerini konuk etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi Ortaköy Yunus Park'ta Manisa Kadın Kopu üyelerini ağırladı. Düzenlenen programa Kooperatif Başkanı Nilgün Beşerik ve yönetimi katıldı. 21 Aralık tarihinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Beşerik, unutulmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmaya gayret gösterdiklerini belirtirken bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Bugün Mehmet Bey bize Ortaköy'de yapmış oldukları bu tesislerinde ağırlıyor. Kendisine kooperatif yönetim kurulum şahsım ve hepiniz adına teşekkür ediyorum. Kitre bebek, yöresel keçe, seramik ve ahşap oyma çeşitlerinde geniş bir hediyelik eşya yelpazesine sahip olduklarını aktaran Nilgün Beşirik, amaçlarının kadınların üreterek bütçelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Kooperatif üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ise hanımların sosyal hayata katılabilmeleri, ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla ilçede kurdukları hanım lokallerinde el sanatlarından spora pek çok konuda kurs alma imkanı bulduklarını dile getirdi. Yunus Emre Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, kooperatif üyelerinin ürettiği ürünleri satabilmeleri için yapılacak gelişimlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Efendim yeter ki kadınlara birazcık da olsa destek verilsin. Görüyorsunuz neler yapılıyor. Evinde bile oturarak aile bütçesine ciddi anlamda katkı sağlanıyor. Kadınlar çalıştığı zaman da erkekler şimdi bana biraz kızacaklar belki ama daha disiplinli çalışıyorlar, daha özverili ve işlerini gerçekten ciddi alıyorlar. Manisa Nanoşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Türkiye Bilişim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında girişimcilikte Önce Kadın Projesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uygulanmaya başlandı. Alaşehir Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler ürettikleri ürünleri internet üzerinden satıyor. Bilgisayar ve cep telefonu uygulamaları aracılığıyla satışını yaptıkları ürünler sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerler teknolojinin imkanlarından faydalanıyor. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini dijital teknolojinin getirdiği yeniliklerle buluşturmak ve bu ürünlerin satışını yapabilecekleri dijital olanaklar oluşturarak girişimciliğe adım atmalarını desteklemek amacıyla yürütülen projeyle Alaşehirli kadınlar hobilerinden gelir elde etmeye başladı.
Yaptıkları ürünlerin tanıtımını yapmak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak için projeye katıldıklarını belirten kursiyerler, kendi ihtiyaçları dışındaki ürünleri internet üzerinden sattıklarını vurguladı. Alaşehir Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hacer Moğol konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Ürettiklerimizi öğrencilerimiz öncelikle kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla üretiyorlar. Fakat bir süre sonra bu öğrenciye yetersiz hale geliyor çünkü paraya dönüştürmek istiyor emeğini. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi sayesinde de böyle bir kapı açılmış oldu öğrencilerimize. Ürettiklerimiz her zaman kendi aile içinde tüketmek yerine Türkiye'ye, hatta dünyaya duyurma fırsatı yakalamış olduk. İnşallah öğrencilerimiz için çok verimli bir gelir kapısı olacak diye ümit ediyorum. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi kapsamında kursiyerlerinin el emeği ve göz nuru ürünlerini internet üzerinden satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını kaydeden Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez de şunları söyledi. Proje kapsamında şu anda 52 kursiyerimiz kayıt olmuş, girişimcilik belgelerini almışlardır ve satışa başlamışlardır. Bu kursiyerlerimiz severek, isteyerek kurslara katılmışlar ve istedikleri ürünlerinde satışlarını yapmaktadır. Çok ciddi. Evet, bizim tabii arkadaşlar da heyecanlanıyor. Dediğim gibi artık çok az bir süre kaldı ve partiler artık bir an önce merkez ilçeler, diğer ilçeler ve büyükşehir içinde adaylarını açıklama sürecindeler. Hemen üçüncü haberimiz vardı bizim. İyi Parti Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle Şehzade ilçesi için sanayici Uğur Kraloğlu, Yunus Emre ilçesi için ise mimar Reşat Oğuz Ege aday adaylığını açıkladı. Bu haberimizde şimdi görüntüleri ve detayları var. Buyurun efendim. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 aylık bir zaman kala İYİ Parti'de hem belediye başkanlığı aday adayı başvuruları hem de aday adaylığı açıklamaları devam ediyor. Şehzadeleri ilçesi için sanayici Uğur Kraloğlu, Yunus Emre ilçesi içinse mimar Reşat Oğuz Ege İYİ Parti'den aday adaylığını açıkladı. Şimdi eğitim sistemi ve adalet sisteminin çökertmediği noktada bununla beraber ekonomi de maalesef çöktü. Demokrasi kültürümüzü maalesef kaybettik. Neden kaybettik? Şimdi halkımız ve teşkilatlarımızın sesini dinlemediğimiz için, tabandan gelen sesleri yukarıya doğru şekilde iletemediğimiz için maalesef demokrasi kültürümüzde yer aldı. Ön seçim yapılması, ortaya bir sandık koyulması ya da teamül yoklamalarının yapılması gerek partimizin, partililerimizin, gerek vatandaşın sesinin dinlenmesi Manisa açısından çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Manisa'ya düzgün, dürüst, namuslu, vatansever insanların, Manisalıların hizmet etmesi sağlanmalıdır. Tepeden inen adaylarla halkın önüne bir takım seçeneklerin getirilmesi doğru değildir. Ben bunu yanlış buluyorum. Manisa'da Şehzadeleri'de, Büyükşehir'de, Yunus Emre'yle işbirliği yapacağımız Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber üçünü birden alır geçeriz. Ama bu sinerjiyi yaratmak lazım. Güzel Manisa'mızın sorunlarına en başından beri en az herkes kadar hakim olduğunu düşünen deneyimli bir mimar, evliyim. Ülkemizin ve şehrimizin problemlerine en az herkes kadar vakıf olduğunu düşünen bir yurttaş ve bilinçli bir birey olarak gerek sosyal, gerekse meslek hayatımda edindiğim birikim ve tecrübelerimi güzel memleketin Manisa'nın hizmetinde kullanmak 3-4 yaşlarında bundan sonraki kalan ömrümde en büyük ideal ve hayalimdir. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. İyi Parti ve siyaseti rant kapısı olmaktan çıkaracak memleket sevdalısı İyi Parti'nin doğru siyasetine ihtiyaç var bugün. Her zamankinden fazla var. Siyasette belediyeler hizmet yeridir. En azından benim ve bizim bildiğimiz kadarıyla öyle olmalıdır. Tekrar söylemem gerekirse tüm sorunların farkındayım. Farkındayız. Gerekli bilgi ve birikime sahibim. Hepimiz sahibiz. Hepimize hayırlı olsun. Siyaset zor bir iş. Gönülden yapılan bir iş. Biz bu taşın eline altımızı koyuyoruz. İyi Partimiz kurulalı bir seneyi geçti. Evet, bu ülke için, bu vatan için kim daha iyi hizmet yapacaksa gerçek anlamda onlar gelsin efendim.
Turgut Ulaşehir, Suat Akıncı Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı kalan kız öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi ve hastanelik oldu. Efendim dikkat edin böyle şeyler artık gerçekten iyice başka şekilde dönmeye başladı. İhaleleri verdiğiniz zaman altında başka bir şeyler aramadan gerçek anlamda hizmet edebilecek. Çünkü bu insanların bir canı var, bir aileleri var, teslim ediyorlar oraya. 3 kuruşluk şeyi 10 liradan satmayın ve insanların sağlığıyla, canıyla bu kadar oynamayın. Bu kadar basit değil. Evet, detaylar şimdi hemen görüntüde. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 45 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan kız öğrenciler gece saatlerinde rahatsızlandı. Öğrenciler mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikayetleriyle 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili Turgutlu İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Has Yiğit ve Okul Müdiresi Ebru Yöntem'den bilgi aldı. Kaymakam Turan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken konunun titizlikle araştırılacağını ifade etti. Sonraki yaşanacak bu tarz kötü olaylar içinde bu olayın arkasında durulmalı, araştırılmalı, suçlular derhal cezalarını bulmalı. Efendim, yarın cumartesi sonrası pazar güzel bir hafta sonu sizleri ve sevdiklerinizi beklesin. Şu an küçük bir reklamımız olacak. Sonrasında spor haberleriniz ve hava durumuyla tekrar karşınızda olacak ETV. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. O nefis lezzet hatıralarınızdaki gibi sizi bekliyor. Torku tüm Türkiye'yi özüne geri götürüyor. Tadını özlediğiniz doğal süt sizin için Torku'dan. Çünkü bazen hatıralar akılda değil, damakta kalır. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Kahvaltıya, yemeğe, kızartmaya, hastalıklara. Gümülceli natural zeytinyağı, hafif, sağlıklı, hakiki, damağınızın tadı, yemeklerinizin lezzeti onunla daha güzel. Manisa'nın verimli topraklarında yetişen ve mis gibi havasında büyüyen zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, Sarıhanlı Gümülceli Natural Zeytinyağı Fabrikası'nda tadına doyulmaz zeytinyağına dönüşüyor. Hakiki zeytinyağı denilince Gümülceli Natural Zeytinyağı alınır. Kalbinizin, bedeninizin sağlığı Gümülceli Natural Zeytinyağı. Spıldığının rüzgarlarıyla okşanan zeytinyağlarının ödülü, sofranızın ve sağlığınızın vazgeçilmezi Gümülceli Zeytinyağı. Mahsul iyisi için bir ömür verenler bilir. İçinde bir kalbin iyiliğini taşıyan her şey eşsizdir. Tıpkı Torkut'un Rövşenler bisküvi gibi. Çünkü içinde buğdayın kalbi Rövşenler. Bir ton buğdaydan sadece bir kilo çıkan Rövşenler değerini üreticisi olarak bildik. Torku güvencesiyle size getirdik. Lif kaynağı Rövşenli ile Torkut'un Rövşenli bisküvi. Buğdayın kalbi. Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş Yakışıklı Manav'da. 50'yi aşkın sebze meyve çeşidiyle kaliteli tazeliğin adresi Yakışıklı Manav. Gelin kârla çıkın. Yakışıklı Manav lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki Yakışıklı Manav olarak sizlere yaşatıyoruz.
12 kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Sarıhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Akhisar Spor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 4-1 yenen son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar Spor son 16 turuna adını yazdırdı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. Akhisar Spor Teknik Direktörü Cihat Arslan geçen sene kupayı kazanmalarından dolayı üzerlerinde bir sorumluluk olduğunu belirterek sözlerine başladı. Tabii geçen sene yani kupayı kazandığımız için üstümüzde bir sorumluluk var. Yani bu kupaya değer verip bu kupada yola devam etmek önemli bir misyon. Çünkü bu kupa size Avrupa'yı getiriyor. Yani Avrupa'ya ulaşmanın bizim gibi ölçekli takımlarda kupanın getirisiyle oluyor. O yüzden iyi performans sergiledik. En azından ilk tur, kendi adımıza ilk tur olarak görüyorum. Ama Karagümrük takımına da teşekkür etmek istiyorum. Yani biz çok temiz iki maç oynandı. Yani hiçbir tartışma olmadan, hiçbir agresiflik olmadan, tabii ki bunu tur atladığımız için söylemiyorum. Samimi olarak onlara, başkanına, yönetim kuruluna, hocasına ve oyuncu grubuna da teşekkür ediyorum. Tabii ki tur atlamak keyifli. Yani şimdi de iyi bir kurayla İnşallah yine iyi bir kura çekeriz. Avantajlı bir kura çekeriz. Arslan, ligde oynayacakları Atiker Konya Spor maçı hakkında da gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Yani biliyorsunuz hani bazı hedefler konulmuştu puansal anlamda. Tabii ki bunlara ulaşma adına çok önemli. Rakibi burada tabii ki yenmek istiyoruz. Yani önemli bir rakibimiz var. Çok düzenli oynuyorlar. Aykut abinin gelmesiyle de o pozitif futbol, skora yansıyan ve aynı zamanda sabırlı oyun. Ama biz eksik yedik ne varsa elimizde. Tüm enerjimizi son maça hazırlayıp kazanmak ve bu şekilde devre arası ve sonrasında da transfer hepsi bir arada motivasyonumuz o yönde. Yani bu maçın önemi bizim maçımızdan çok değerli. Çok büyük. Konya Spor için söylüyorum. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde son 3 maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda Bursa Spor maçının hazırlıkları baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor. Baş antrenör Ceyhun Cabadak, cumartesi günü saat 17'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yani Bursa Spor dediğim gibi çok kaliteli oyunculardan kurulu. Geçen sezonda Süper Lig'e çıkmanın ucundan dönmüş. Bu sene de tamamıyla ligi birinci bitirip direkt Süper Lig'e yükselme adına kurulmuş bir kadro. Çok alternatifli bir kadro var Bursa Spor'un. Dolayısıyla bizim ekstra konsantrasyonla minimum hata yaparak ancak orada yoğun bir atmosfer var. Ciddi bir taraftar sayısı var Bursa Spor'un. Maça etki edebilen bir taraftarı var. Orada sakin kalarak, oyunun kontrolü elimizi tutarak, oyun planımıza sadık kalarak oynamamız lazım. Thank you.